çok süslü bir ülke. Modern, süsten hiç haz etmedi. Bedenlerin, nesnelerin, toplumların, çağların evrime göre değerlendirildiği 19. yüzyılda süs, evrimsel geriliğin, ilkelliğin semptomu olarak görüldü. Kültür de evrim geçirmeliydi. Kültürün evrimi her gün kullanılan nesnelerden süslemenin kaldırılmasıyla eş anlamlıdır şeklinde yazıyordu Viyanalı mimar Adolf Loos Süs ve Suç adlı makalesinde. Modern toplumda bedenler, nesneler modern olmak yani evrimin en üst basamağında yer almak istiyorlarsa süsten arınmalı, işlevsel, yalın formlara dönüşmeliydiler. Modern tasarımda ortadan kaybolan süs, postmodernite ile birlikte tekrar geri döndü. Ama ne dönüş? Artık bedenler ve nesneler o kadar süslü ki süslerine aldanmamak mümkün değil. Süsleme sanatının en şaşalı döneminde yaşıyoruz. Çıplak olan ne bulunuyorsa süsü veriliyor. Süsü verilmedik neredeyse hiçbir şey kalmadı. Gazeteci süsü verilmiş iş bitiriciler, devlet insanı süsü verilmiş mafya liderleri, milliyetçi süsü verilmiş tecavüzcü ve katiller, heykel süsü verilmiş ne idüğü belirsiz cisimler, tarikat lideri süsü verilmiş pedofiller, kurtarıcı süsü verilmiş mafya liderleri, İntihar süsü verilmiş, cinayetler ve diğerleri. Bu kadar süsü verilmiş şey arasında yalın olanı, sahici olanı bulup çıkarmak gerçekten müthiş bir çaba istiyor. Kendi cazibesini arttırmak için süslenmiş bedenler ile bir başka şeyin süsü verilmiş bedenler arasında ayrım yapmak. Artık süsü kazıdığımızda altından ne çıkacağını da bilemiyoruz. Hiç kazımasak mı yoksa? En iyisi kendimize bir başka şeyin süsünü vererek karnavala katılmak. Hala öz ve biçim arasında kurulan doğrudan ilişkiyi arayanlar, olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol düsturunu hatırlatanlar oluyor tabii. İnsan ne olduğunu bilmiyor mu ki olduğu gibi görünsün? İşin tuhafı, bize özümüzü, fıtratımızı hatırlatanların kendilerine efendi süsü vermiş kölelerin olması. Köleler köleleri çok iyi tanır. İçselleştirdikleri köle düzeneğini diğer kölelere insanın özü olarak empoze etmedikleri takdirde süslerinin pul pul döküleceğini çok iyi bilirler. Kölelerin birbirlerini köleleştirmelerine en çok da efendiler gülüyorlardır herhalde. Efendiler kendilerine efendi süsü vermiş köleler ve köleler. Kölelerin özgürleşmesi önündeki engel efendiler değil, efendilerine efendi süsü vermiş olan kölelerdir. Kölelerin özgürlükten anladıkları bir an önce kendilerine efendi süsü verebilmenin koşullarını yaratmak. Süsün zirve yaptığı, süsüne bürünerek bir başka şeye dönüşebilmenin kolaylaştığı günümüzde kölelikten efendi süsü verilmiş köleliğe terfi etmek de kolaylaştı. Şimdi köleler hiç olmadıkları kadar özgür hissediyorlar kendilerini. Süslenip kurumların içine doldurduklarında haliyle kurumlar da adları hala aynı kalsa da başka bir şeye dönüştüler. Geriye süsleri kaldı sadece. Devlet süsü, gazetecilik süsü, hukuk süsü, üniversite süsü. Kavramlar da öyle. Kavramlar da artık gösterdikleri şeyin göstergeleri değil, içleri boş, süslü bir kabuktan ibaretler. Bu bir pipo değildir, bu bir adalet değildir. Demokrasi de öyle. Modernin şimdi zihni çok karışık. Kurum ve kavramlara hala süslü zamanlardaki gibi en yalın halleriyle yaklaşma alışkanlığını sürdürüyor. Ve modern kendilerine efendi süsü vermiş kölelerle aynı dili konuştuğunu sanıyor. Mümkün değil. Kavramların içleri boşaltıldı. Boşlukta çene patlatıyorlar.
aklımızın karışıklığı süsü verilmiş şeyler arasında yaşamak zorunda kalmamızdan, şeylerin dış görünüşlerine, süslerine bakarak yaptığımız tüm sınıflandırmalar yanıltıyor bizi. Anlamı bir başka şeyin süsü verilmiş şeylerle birlikte yitirmemize rağmen anlam arayışımızı hala ve ısrarla mevcut olanı betimleyerek sürdürüyoruz. Oysa anlamı mevcut olanda değil, henüz göremediğimiz, duyamadığımız, düşünemediğimizde aramak gerek. Kuvvetler görülebilir değildir, diyor Deleuze. Ressam, müzisyen ya da filozof görülebilir olmayanı görünür, duyulabilir olmayanı duyulabilir, düşünülebilir olmayanı düşünülebilir kılandır. Anlam bir kuvvettir, görünmüyor. Henüz ortaya çıkmamış olan da keşfedilmeyi bekliyor. Görülebilir, duyulabilir ve düşünülebilir olduğunda kölelerin süsleri dökülecek ve işte o zaman hep birlikte sokaklarda kral çıplak diyerek bağırabileceğiz.